Selam selam selam. Belginle örgü zamanı. İlmek ilmek güzellik olsun. Kalbimiz sevgiyle dolsun. Model 2. Çantamızın çalışması tamamlandı. 3 renk, 3 ayrı çeşit ip ve 3 ayrı renk ip kullandım. Kapağına şöyle güzel bir süs ekledim. Sapını siyah kullandım. Ve böylece çantayı tamamlamış oldum. Model 2 çantamızı bu iki ipi karıştırarak yapacağım. Daha kalın bir ip için daha kalın bir tığ kullanıyorum. 7,5 numarayı kullanıyorum. Bir, iki, üç, 15 tane yeterli. Sık iğnemiz, bir tane daha atalım. Sık iğnemizi zincirimize yapalım. Bunu oval taban yapacağım. Oval bir taban yapacağız. Tatlı, hoş bir taban olacak. Evet. Bu en uca geldim. En uca gelince bir battım. Bir daha batıyorum aynı yere. Bir daha batıyorum aynı yere. 3 kere olmuş oldu. Sonra dönüyorum ve diğer tarafı yapıyorum. Diğer yana. Öbür uca kadar devam edeceğim. Evet, bu uca geldik. Bakın, bu uca geldik. Bu uçta şimdi aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1, 2, 3. 3 tane yaptık. Aynı deliğe 3 kere battık. Devam ediyoruz. Bu şekilde yapmaya. Evet, şimdi burası işte püf noktası. Burası püf noktası. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, 3 tane almıştık. Burada aynı delikten oraya geldik. Şimdi bunun ilkine 1, 2 tane batıyorum. İkincisine de 2 tane batıyorum. 1, 2. Üçüncüsüne de 2 tane batıyorum. 1, 2. Diğer başta da aynısını yapacağız. Devam ediyorum şimdi örmeye. Yine 3 tane battığımız yere geldik. 1, 2, 3. Şimdi bunları aynı şekilde 2'şer 2'şer aynı deliğe 2 batarak 3'ünü de sık iğnesiyle dolduracağız. 1, 2, bu ikincisi. 1, 2, doğru yere mi doldurdum diye bakıyorum. Evet, çünkü kayarsa ovallik de kayar. O yüzden doğru yeri doldurup doldurma. Evet, doğru yeri doldurmuşum. Devam ediyoruz. Evet, yine ikişer ikişer battığımız yerlere geldik. Bunun köşesine batıyorum. Köşesine battım. Bir tane aldım. İki tane battığım yer burası. Oraya yine tekrar iki tane batacağım. Bir,
2. Şimdi 2 tane battığım yer, şunun arasında bir tane oluştu. Onu tek çekiyorum. Sonra 1, 2. Tek alıyorum. Sonra yine 1, 2. Devam ediyoruz. Bakıyoruz. Kontrol ediyoruz yaptığımızı, ne olmuş, boyu ne kadar olmuş. Şu anda ovallik oluştu. Taban genişliği genişledi, iyi. Yalnız 19 santim de. Bu sırayı tamamladığımızda 22 santim olacak. Çünkü 1 santim de buradan artacak. 20-21 santim olacak. Devam ediyorum doldurmaya. Bakalım. 2 tane doldurduğum yer. Birisi burası. Birisi burası. Birisi de şurası. 1, 2, 3. Evet. Şimdi 1, 2. Bir tane tek. 1, 2. Bir tane tek. 1, 2. Şimdi artık birer tane değil, yeni sıraya başladık. Aradakiler 2 tane olması lazım. Tek çektiğimiz sık iğneleri 1, 2. 2 tane tek sık iğne oldu. Şimdi 2 tane aynı yere dolduruyoruz yine. Aynı delikten 2 tane sık iğnesi. Sonra 1, 2 tane tekli, 2 tane aynı deliğe doldurduğumuz yere geldik. Hep aynı yere 2 tane yapıyoruz. 2 tane sık iğnesi dolduruyoruz. Ovalliğimizi o sağlıyor. Onu karıştırırsak tam oval elde edemeyiz. Şekil bozulabilir. Öbür kenarı da yapacağım ve çantanın tabanı tamamlanmış olacak. Yine geldik bu başa. 2 tane battığımız yeri asla karıştırmıyoruz. Onu karıştırırsak işler de karışıyor. Hemen şöyle aşağıdan baktım. 2 tane aynı deliğe battığım yeri buldum. Yine aynı yere 2 tane batıyorum. Şimdi yanındakine 1 tane tek. Sonra yine 1 tane daha tek. 2 tek oldu. Bakıyorum. Çift battığım yere tam denk geldi. Yine oraya çift. Aynı deliğe 2 tane batıyoruz. Yanında tek bir tane, sonra bir tane daha tek. Devam ediyoruz. Bakıyorum, evet çift batmışım buraya. Yine aynı yere çift sık iğnemi yapıyorum. Tamam. Kaç santim olmuş? Evet, tam planladığım gibi. Bu biraz da şekil alacak. Şöyle de esneyecek. Muhakkak esner. İp çünkü bu. Hatta 22 santimi geçti bile. Evet, tabanımız bu. Burada bitirdim, kapattım. Çünkü başlangıç noktası ilmek olarak belli oluyor. O yüzden
Şuradan tekrar başlayacağım. Burası tam başlangıç noktasının izi tam yana denk gelsin. Çantanın buralarına denk gelsin istemedim. Onun için yeniden başlayacağım. Şuraya tekrar bir ilmek attım ipimi. Buradan çıkardım. Yeni bir başlangıç yaptım. Evet. Şimdi artık buradan örmeye devam edeceğiz. Sık iğnelerimizi. İstediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar, çantamız istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar yaklaşık olarak her bir sıra 1 santim. Dolayısıyla 20 sıra yaparsak 20 santim yüksekliğe ulaşmış oluruz. Buraya kadar ördüm. Bundan sonrasında burası taban. Çantanın tabanı ne kadar kalın olursa o kadar dik durur ve çantayı dik tutar. Ama bu yanlarının ve üst kapağının böyle kalın olmasına, bu kadar kalın olmasına gerek yok. O yüzden bundan sonraki sıraları artık tek iplikle çalışacağım. Onun için buradan itibaren, yani iki kat iple değil, her bir bu ipleri kullanacağım, bunları kullanacağım, üçünü de kullanacağım. Fakat bunları şu şekilde artık iki kat olarak değil de tek kat olarak kullanacağım. Şunu da katacağımı söylemiştim. Çantadaki monotonluğu, renk monotonluğunu kırmak istiyorum. Şimdi bu ipi buraya ekleme işine bakıyoruz. Burada bitiş yeriydi burası. Bitirdik. Onu yeniden alıyorum. Evet. Tamam. Şimdi artık bu tığ bana çok kalın gelecek. Bu çok kalın. İnce tığla değiştireyim. Bir ince tığ alalım. 5 numara iyidir. Bu ipin kalınlığı için 5 numara iple devam ediyorum. Evet. Eğer bu şekilde yaparsam burası büzer. Çünkü bu ipler kalın, bu ip ince. Ne yapacağım? Bakıyorum yaklaşık bununla bunun iki ipin farkı biri iki kat, biri tek kat. O halde bu ilmek sayılarını artırmam gerekir. Nasıl artıracağım? Şöyle artıracağım. Buradan büzmesin diye. Bir tane tek yaptım. Buraya iki tane dolduracağım. Buna bir tane sık iğnesi yaptım. Bir sık iğne tek, bir sık iğne aynı deliğe iki tane. Böylece ilmek sayımı artırmış olacağım ve burası ipin kalınlığı ve inceliği sebebiyle büzmemiş olacak. Bakın büzmüyor. Bunu yapmazsak büzer. Bu şekilde bu sırayı bu şekilde yapacağım. Sonra tek kata geçmiş olacağım. Tek kat iple örmeye geçmiş olacağım. Artık bunu yapmama gerek kalmayacak. Normal sık iğnesiyle renklerimi istediğim gibi dizayn ederek çantanın tasarımını kapağa kadar tamamlamış olacağım. Farklı kalınlıklarda ipi kullanmak çantaya da farklı bir hava katar. O da ayrı bir desen ve model olur. Böylece ne yapmış olduk?
Hem kalın ipi hem ince ipi bir arada aynı çalışmada kullanma tekniğini de öğrenmiş olduk. Şimdi diğer rengi geçtim. Diğer renkten yapmaya devam ediyorum. Bundan sonra da şunu kullanacağım. Örgüyü keyif almak için yapıyorum. O yüzden hem boş zamanlarım keyifli geçiyor, hem de yeni bir şey oluşturmanın hazzını yaşamış oluyorum. Bakın şimdilik şöyle, şöyle oluşmaya başladı. Renk geçişleri yaptıkça daha da güzel olacak. Örgü çanta yapım videolarıma abone olan takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi gerçekten harika. Bunun için size teşekkür ediyorum. Umarım sizler de çok güzel çalışmalar yaparsınız. Fotoğraflarını, videolarını bana gönderirsiniz. Ben de çok mutlu olurum. Gösterdiğiniz ilgi, videolarıma gösterdiğiniz ilgi beni gerçekten çok sevindirdi. Faydalı olabildiğime ben de mutlu oldum. Ve başka renge geçeceğim. O yüzden burayı kapatıyoruz. Burası başlangıç yerimizdi. Bu iplerimi diğer renklere geçerken burada bırakıyorum. Tekrar koparmıyorum. Şimdi yeni ipimizi takalım. Buraya çok yakıştı. Bu da çok güzel oldu. Biz beğendik mi tamamdır. O olmuş demektir. Taban yapmayı öğrendik mesela. Ve yanlarını, çantanın yanlarını örmeyi öğrendik. Kapağını öğrendik. Ve bu şimdiden bir sıra daha yapıyorum. Genel olarak bir bakalım geçişlerine. O çantamızın ip değişiminden dolayı büzüp büzmediğini. Hayır, gayet güzel ilerliyor. Evet, güzel gidiyor. Bence koyduğumuz örnek de iyi ilerliyor. Şu şekilde. Evet, çantamın desenini yaptım. Bu koyu renk ipi kullandım. Yine sık iğne. Sık iğne ile devam ettim. Sonra şu iple tek sıra. Hepsini tek sıra yaptım. Simli ipten tek sıra sırayla. Burada simli ipi iki sıra kullandım. Koyu renk bir sıra, simli bir sıra. Bu ipimiz bir sıra, koyu renk bir sıra. Bu şekilde sık iğnesiyle doldurdum. Belli bir yere kadar. Buradan itibaren yeni bir desen koydum. Bunu yapması çok basit. Şimdi kapağa geçeceğiz. Kapağa geçtiğimizde deseni de şöyle gösterebilirim size. Şöyle bakın. Böyle bir şey oldu. Güzel oldu. Bu kadar derinlik benim için yeterli. 19 santim. 19 santim olmuş. Hatta 20 santim desek doğrudur. 20 santim olmuş. 20 santim derinlik. Bakalım. 24 santimde eni olmuş. 24 santim. Bitiş noktasından itibaren kapağa başlayacağım. Bakın. Böyle ikisini bir alıyorduk. Buradan geçiriyorduk. Sık iğnemizi bu şekilde yapıyorduk. Şu desenin, şu çizgili desenin oluşması için bunu böyle yapmıyoruz. Bir de ayrıca burası kapağın başlangıcı olduğu için ipi koparmamak adına düğüm, bir sürü düğüm olmasın çantada diye buna yürütmek diyorum ben. Şuradan bu şekilde bir,
2 ilmek yürüttüm. Sonra bir zincirimi attım. Şimdi devam ediyorum. Şurada gördüğünüz zincirin alt, bana göre alt koluna daldırıyorum tığımı, ipi oradan çekiyorum ve sık iğnesi ne öyle yapıyorum. Ve bu çizgi deseni, bakın çizgi burada zaten kendiliğinden oluşuyor. Bu kapağı bu şekilde yapacağım. Tersini de göstereyim size. Tersten de nasıl gideceğimizi de göstereyim. Sonra kapağı, artık kapağın uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar uzunlukta yapacağız. Ölçe ölçe yapacağım için şöyle çantayı koyuyorum. Bakıyorum, başlangıç yerim buradan 2 tane bırakmıştım. Buradan 2 tane bırakmıştım. Buradan da 2 tane olacak şekilde bir işaret koyayım. Buraya kadar zaten gelmişim. Geriye dönüyorum şimdi. Daha önce göstermiştim kapak yapmayı ama yine de göstereyim. Bir zincir attım. Geriye döndüm. Arkada yine o çizgi oluşsun istiyorum. Bir öncekini bu zincirin burasından almıştık, şurasından. Önde oluşması için zincirin çizgisinin şurada. Bunu bu sefer arkadan çalışırken sık iğneleri bu taraftan alıyorum. Buradan değil, arkasını örerken buradan alıyorum. Bu şekilde kapağımı yapmaya devam edeceğim. Çanta kapağı için 8 sıra yaptım. Buraya kadar geldi. Buradan itibaren bir oval şekli vereceğim için artık burada bir işlem değişikliğine ihtiyacım var. Onu size göstermek istiyorum. Aynı. Biraz önce gösterdim. O şekilde yapmaya devam edeceğiz örneğimizi. Fakat bitiş yerine geldim. Bu sefer burada bir kesme işleri yapacağız. Bir zincirimi çektim. Döndürdüm. Evet. Bu taraftan düz çizgiler, şu çizgiler, şu çizgiler oluşsun diye. Şu çizgiler, şunlar. Zincirin arka gözünden alıyorduk. Bir, iki. Yine aynı işlemi yapıyorum fakat iki tane ilmek çekiyorum. Üçünü birden alıyorum. Öbür başta da bu çantamızın köşelerini oval hale getirecek. Diğer başta da aynı işlemi tekrarlayacağız. Bitişte. Hem başlangıçta yapıyoruz bunu. Sıranın hem başlangıcında hem bitişinde. Eğer sadece bir taraftan yaparsak sıra kaymış olur. Diğer kestiğiniz üst sıraya kayar. Onun için bu kesme işlemini hem başlangıçta yapıyoruz hem bitişte yapıyoruz. İkisini de birden yapıyoruz. Aynı sırada ilmek azaltmış oluyoruz böylece. Evet, şimdi geldik bu köşeye. Burada da aynısını yapıyoruz. 1 2 çekmediğim için 3 tane oldu. İlmekleri aldım fakat çekmedim. 3 tane oldu. Şimdi çekiyorum. Zincirimizi çekiyoruz. Arkaya dönüyoruz, öbür sıraya.
Öbür sıraya dönüyoruz. Yine bu sefer kesmeden şundan, bundan değil de şundan alıyoruz ilmeğimizi. Burası ters olduğu için ilmeği bu taraftan değil, ne taraftan alacağız? Bakın böyle aldık mı? Aldığımız zaman buraya gelir şu çizgiler. O yüzden ne yapıyoruz? Bakın buradan değil, buradan değil, buradan alıyoruz. Şundan da değil, bundan alıyoruz. Arka kısmında. Her iki uçtan da aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Böylece çantamızın köşeleri ovalleşecek. Şu sivrilme ve kıvrılma işi geçmiş olacak çantanın. Eğer bu ovalleştirme işini yapmazsak köşeler kıvrılabilir. Ve güzel durmaz. Bunu yaptığımız zaman güzel duracak. Evet. Şurada bir ilmek bırakmıştık. Almadan. Burada da bırakacağız. Buraya batıracağız. Sık iğnemizi buradan alacağız. Bakın biraz döndü zaten. Gördüğünüz gibi döndü. Burası da döndü. Bir zincir. Ters çeviriyoruz. Ve örmeye çizgilerime bakıyorum. Herhangi bir hata yaptım mı? Hayır. Bu taraf çizgisiz, bu taraf çizgili. Çizgiler de çok tatlı oldu. Şuradan başladık. Burayla bütünleşti. Yine bundan almıyorum, bunu almıyorum. Şundan alıyorum. Devam ediyoruz. Aynı işlemi bu sıranın bitişinde de tekrarlayacağız. Bakıyorum köşeme. Evet. Güzel bir şekil alıyor bakın. Biraz böyle öreceğim. Sonra bitireceğim. Kapak da bitmiş olacak. Kapağımız bitti. Yine de ipi kesmeden önce şöyle bir bakayım. Herhangi bir yerde bir hata yapmış olabilirim. Eğer öyleyse sökerim, yeniden yaparım. Göremedim. İpi koparırsam ip kopuk olur. Çantanın kapağı tamamlandı. Evet, çantamızın kapağı bitti. Kapağın kilidini taktım. Ben bu çantama siyah sap taktım. Bunu kendi ipiyle dikiyorum. Thank you.